Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Yanımda Lütfi var. Selam dostlarım, merhabalar. Aleyküm selam dostum. Bugün Lütfi ile birlikte arkadaşlar, bizim böyle eskiden 1 TL'ye, 2 TL'ye, 3 TL'ye Steam kodları satılıyordu ya. Şimdi onlar gelişmiş, 5 TL olmuşlar, büyümüşler. 5 TL'ye kaç kod var? Ya bir tane kod var da şöyle bir durum var, onu da açıklayalım. Bu kodlar arkadaşlar internette satılıyor. Ben birkaç tanesine denk geldim. Mesela diyor ki 5 TL'lik kodu alıyorsun, Rainbow Six Siege. Çıkma garantili diyor. Olmaz öyle şey. Şimdi ben web sitesini buldum. Enayi miyim, oyuna 100 lira verdim. O zaman başlayalım Lütfi. Hadi gel. Gönder. Özlemiş misin? Özlemişim ya. Sitemiz bu. Sitenin adını göstermiyoruz. Sitenin adını göstermemin nedenimiz de şu arkadaşlar. Burası bir web sitesi, bir pazar yeri. Hı-hı. Yani Ahmet, Mehmet, bizim Lütfi falan herkes burada satış yapıyor. 5 yıllık koktan. 5 yıllık koktan Rainbow çıkarsa ben var ya, bilmiyorum başka... Steam Random Key. Şimdi Lütfi, olayımız bu. Şu bakiyeye takılanlar olabilir. Çünkü Lütfi takıldı. Bir saattir orada bakiyen göz gözü duruyor. Denedik abi sistemi. Evet. Ya önce bir... önce bir satıyor mu geliyor mu kod diye bir baktık arkadaşlar. 5-6 lirayla, bu da onun kalanı. Şimdi Lütfi bak. Abi bak, orada 0.75 TL var. Nerede? Gold, onları geç, ki. Onları geç. Acaba ne çıkacak ondan? Merak etmiyor mu şu an ya? 75 kuruş hangi oyunu oynayabilirim diye. Sakız yok oğlum artık 75 kuruşa. Alayım mı lan? Al lan. Tamam lan, dur direkt alıyorum. 75 kuruşa... Gold diyor, gold. Gold Random Key, ne yapmış? Altının gramı kaç para biliyor musun? Anında teslimat, kupon kodu satın al. Bu bakiyeyi ben orada sıfırlamadan görürsem olmaz. Tamam, sıfırlıyorum ha. Sonra da 0.6 kuruşa bir oyun bulman lazım. Dur bir siparişlerimi açsın. Bu bak aldık burada, görüyor musun? Steam Gold Random Key anında teslimat. Ne yapacağım şimdi ben? Ya nasıl bir araya gelir gelmez kazıklanmayı başardık ya. Gerçekten büyük başarı. Aha burada. Dur. Şimdi kodu bir şekilde aldım abi. Onu sana söyleyeyim, hemen denemek istiyorum. 75 kuruşluk. Ya, ürün etkinliği ana açıkla. Orada. Ürün kodu. Ben yapıştıracağım. Yapıştırmıyorum. Ne yaptın lan? Abi kontrol V ekran beyazladı oğlum. Kontrol V'si de çalışmıyor bilgisayarın. F'ne bas bir daha, ekranı gitti bak. V dur bakayım. Oğlum. Hah. RTS RPG diyor, bu olmaz. RPG oyunu oynamıyoruz. Olmaz. FPS de oynuyoruz. Sinemada olmaz. İzlemiyoruz. Gözümüzü de korumayacağız. Vivid. Vivid. Vivid'i geldi. Nasıl ya? Abi bilgisayarda opera açıyor. Ekran beyazları Vivid. Neyse. Vivid'e gerçek otlar galiba şu an. Güldüler. Baya Vivid yazıyordu abi. Evet. Etkinleştirmek ister misin? Striptiz oyunu çıkacak bak. Bu videonun hakkı o yani. İleri daha. Desene 54 megabayt. 54 megabayt. Duvardan duvara. Bilgisayar önce Vivid modunu alıyorsun. Önce opera, sonra Vivid, sonra duvardan duvara. Bu ne hoca? Steam Wall to Wall. Geliyor. Oyunun fiyatı yok. Oynasam mı? Oyna bakayım. Ben de oyun. Biz satın aldık. Abi bu ne? 75 TL'yi nasıl kaybedersiniz isimli? 75 kuruş. 75 kuruş. Amacımız ne abi bunda? Duvardan duvara işte abi. Onlara çarpmaman lazım. Ha abi. Onlara çarp... Lan oğlum neye 75 kuruş verdik? Bu satılıyor zaten. Onlara çarpmamış. Lan! Ha. Abi Google'a flash oyun yazına çıkan ilk oyuna biz para verdik ya. Evet. Olsun, canımız sağ olsun. 75 kuruşumuz çöp olduğuna göre escape'e bastık. Bilgisayar kitten de hayır. Dur, şimdi. Dur. Tamam ya durdu. Şimdi Lütfi devam edeceğim. Yapıştır. Şu 100 TL üzeri random key diyor, 25 TL'ye iddialı. Oğlum zaten Steam'de şu an indirim var. Her türlü kazık yiyeceğiz, ben sana söyleyeyim. Ya ona sen takılma bak, en az 70 TL'lik. Oyuncu kapsülü 175 TL. Ne yaptın sana oyuncu kapsülü? 3.75. Evet. Alsana abi onu. Alacağım oyuncu kapsülünü. O ne lan? Steam cüzdan kodu veriyor. %5 şanslı. Steam cüzdan kodu çıkma şanslı. Evet. Çıkmaya da bilir. E ne tamam, oluyor o zaman aldım para? Tamam aldım, ekledim. Epic Random Hocam Key. Bence gel biz buradan güzel paket yapalım. Hepsini satın alalım. Aynen ya. Sonra gelelim arkadaşlar, bir dakika. Aldık. Bir dakika, bunların hepsini deneyeceğiz mi? Çünkü zaten. Kodları deneyeceğiz mi? Niye, ne oldu oğlum, videodayız şu an. Deneyeceğiz mi, denemeyeceğiz mi? Onu yok denemeyeceğiz yani. Kanka aldık, öyle bakacağız. Tamam hadi hepsinden. Hani ekleyince değil belki, acaba hepsinden duvardan duvara çıkacak. Bak Rainbow Six'i bir denesene. Şunu bir söyleyebilir miyim? Bunu evet. Alacaksın abi, metin belgesini saklayacaksın 6 yıl. Sonra bu belki değerlenir. Aynen.
100 TL özeli Steam Random Key almışız. Bir tane şöyle bir göstereyim. 25 lira bu arada. 25 lira bu arada. 100 TL üzeri Detroit'te şeyi kapağı. Çıkabilecek oyunların bazıları. Detroit, Death Stranding, Battlefield, Cyberpunk 2077, Mountain Blade, Assassin's Creed, Ben sana söyleyeyim bundan. Crysis 3 çıkacak kesin. İçime doğdu. Yapıştır hocam. Nereden ekleniyordu hocam? Oyunla. Şimdi ürün etkinleştir. Aynen. İleri kabul ediyoruz. Kodumuz. Yapıştırıyorum ben. Vivid. Yapıştır hocam. İleri. Deponya. Deponya ne? Hayatımda ilk defa duydum ya. Bu vallahi ne oğlum? Kusura bakmasın kimse de bir 9.5 aç... GB. İptal yükleme oğlum. Yüklemeyeceğim oğlum. Dur bir. Oyunun sayfasına gitme. Ana. İndirmeleri yönet de hocam. Kaç para lan? 10.90. Şu an 15 lira. 15 lira girdi. Kaçtı. Neyse. Kaçtı da oyun nasıl? Oyun şey ya bu. Ne oldu? İlerle olsun. Gezegende yazın parklı bir şey. Hocam geç geç ya. Nerede Rainbow Six? Oğlum ne bileyim ben sanki ben şey yapıyorum. Bir dakika. Diğer kodu da bakacağım. 10.90 zarardayız hocam. Kazıklandık. Bak. Hangisini aldık biz? Steam koleksiyon kartı. Şunu aldık biz 100 TL üstünü. Bak 5.90'a Steam Diamond Key. Her 3 kod alımına bir bilmem ne. 40.000 stream kartlı oyun. Bu ne diyor oğlum? Bunlar ne çıkacak lan bundan? Nerede bu? Şu muydu hocam? Ya 100 TL üzerine 10 TL'lik çıktıysa 75 TL'den de 7.5 TL'lik çıkar bence. Nasıl yani matematik? Çok iyi de. Yapıştırıyor. O ne lan? Kodu göstermiyor. Mr. Dubstep. Relax oyunu çıktı Çağdaş. Abi nasıl gireceğim ben burada? Bunun mesela olayını nasıl göreceğim? Bitir de hocam. Biz galiba Steam kullanmayı bilmiyoruz yani. Abi biz 7.49. Ama şey daha pahalı oyun çıktı. Oğlum bu oyunlara para vermeyin ya. Bu Skrillex oyunu mu harbiden? Ha evet evet abi onun olayı yok. Bu sefer de bak ben dedim 7.5 liralık oyun çıkacak diye o çıktı. Lütfi senin nereli olduğunu biliyorlar mı? Ya bunun konumuzla hiçbir alakası yok. Aa sekmeyi kapattım onu. Steam Gold Key. Bak cüzdan kodu veya 50 TL'lik Steam Random Key. Tamam hadi. Ben burada en çok cüzdan kodunu merak ediyorum abi. Kopyala. Dur la bir de ben yapıştırayım. Hadi yapıştır. Rainbow Six Siege çıkıyormuş. Hayatta. Windbreakers Playlist. Playtest. 1 GB'lık yine bir oyun geldi. Flash oyun. Ya geç Çağdaş ne çıkabilir abi ya? Ama merak ediyorum ya. Vallahi böyle oyun. Bu güzel lan yine. Bu fena değil harbiden. Uçak uçak uçuruyor. Kaç para? Erken erişim. Güzel. Online mı lan bir de bu? Yok tek oyunculu. PvP de var. Bunu bir denemeyek mi ya? Lütfü'den onay gelmedi. Daha çok kodumuz var Çağdaş. Evet. Rainbow Six Siege çıkar Random Key. Onu istiyorum hocam. Biz onu mu denedik lan en başta yanlışlıkla? Hatırlamıyorum. O karıştı kodlar ya. Evet bir daha deneyelim. Zaten oyun kütüphanenizde ekli derse anlarız. Lütfen önce orijinal oyunu etkinleştirin diyor. Girdiğin ürün kodunu etkinleştirmeden önce daha fazla etkinleştirme yap. Biraz daha kod al diyor. Yani? Bu kod patladı bu DLC'yim. Kaç para verdik anladım. Biz buna? 1.49 vermişiz. Canı sağ olsun. O değil oğlum şunu şey. Ha 3.45'e vermişiz. Ne çık ondan bir en az 75 TL'lik oyun çıkan kod. Söylüyorum çıksak oyun 7.5 TL. Lütfen bir memleketini söyle rahat olsun insanlar. %100. Memleketimde konunun ne alakası var? Şu an niye memleketini söylemekten çekiniyorsun abi? İzmir. İzmir aynen. Şu an ardı ardına kazıklanıyoruz. Memlekete bakmadan kazıklıyor adamlar. Abi yine yanlış çıktı ya. En az 75 TL aynısından bir tane daha almışsın. Kopyala. Hep acaba aynı kodumu yapıştırıyorum? Yo yeni kod bu. Of çok büyük kazık yiyoruz şu an. Şu an çatır çatır yiyoruz ha. Hayatımda yediğim en büyük kazığı yiyorum sanırım. 175 TL 600 TL oyun çıkan. 3.75 TL şimdi lütfen önce orijinal ürünü al. Bak ben yapıştırdım kesin güzel bir şey gelecek. Evet lan bana hep bu geliyor. Heroic Dungeon. OST. Abi müzikleri çıktı. Müzik bu biliyorsun değil mi OST? Öyle mi? Galiba. Bir gir bakayım. Soundtrack çıktı. Evet lan. Abi işte orijinal soundtrack. Ama nerede? Ya ne bileyim nerede Lütfü Winamp'ta. Doğru söyle. Nerede? Şunda mıyız? En az abi 175-600 TL arası oyun çıkan şeyde müzik çıktı. Ürün zaten alınmış. Aa ne acaba ürün? Bilmiyoruz biz almadık. Nasıl biz almadık? Senin kütüphanende olan bir ürün olması lazım. Ya. Oğlum bir dakika ondan güzel bir şey çıkmış olabilir ha. Cyberpunk'ta çıkmış olabilir onda. Ya saçmalama Allah'ın evet. Şey Ozan ya. Ya bırak nereden bileceksin de o mu çıktı başkası mı çıktı? Mevcut değil. Bak bu kod ülkede satın alamazsın bunu yani diyor. Biz aldık. Yalan mı söylüyorsun? Bu diyor yani yok diyor öyle bir. Ben denediğim kodlarda hep bir fail çıkıyor abi. Evet abi bence kodları ben yapıştırırım en azından bir ürün geliyor. Yapıştır bakayım. İleri. Gelecekteki etkinleşme başarı. Etkinleşme başarılı. Gelecekteki evet. Kullanımda hesabınıza ne geldi onun? Para geldi lan galiba. Ona. Aç bakayım. 12 GB. Shenmue 1-2. Güzel, güzel, güzel oyunlar. Harbi mi? Evet, evet bunlar oynanır. Harbi mi lan? Evet, ben mutlu olacağım yani şu an. Tabii canım fena değil ya. Kaç para verdik buna? Biz buna 40 lira vermiş. Shenmue. Yine mi kazıklandık? Kazıklanmış olabiliriz. Shenmue.
42 lira. 2,5 lira kârdayız. İyi, Allah bereket versin. Ha, bu tekken gibi bir şey. Tekken değil, bu ilerlemeli olması lazım ya, yanlış bilmiyorsan. Chennui. Chennui. 99 TL garantili. Ya neye göre 99 TL kardeşim ya? Bir tane 99 TL var lütfen. Hayır oğlum, mesela şu an Steam'de hayvan gibi indirim var acı. Ya o da adamın derdim ya. Al bak. Tekrardan ürün kodu. Girdiğiniz ürün kodu farklı bir Steam hesabında etkinleştirilmiş. Ya. Ne kadar verdik lan biz buna? 15.90. Böyle bir hareket var ya. Steam cüzdan kodu. Cüzdan, bak Steam cüzdan kodu çıkma şansı. Çıkma şansı ama çıkmama şansı da var. Ne ama çıkıyor o zaman? Ya çıkarsa? Steam cüzdan kodu kullan diyor. Ya çıkarsam? Yapıştır hocam. Ekle bakayım. Böyle bir şey mi bu? Acaba? Bilmem. Hata meydana geldi. Tamam, şeyi yapıştıralım. Öbür tarafa yapıştıralım. Lütfen önce orijinal oyunu etkinleştireyim. Allah Allah. Bu ne demek ya? Bilen yazsın ha yorumlara. Yine Mike Tyson, yine Mike Tyson. Ya bu niye, bu aynı şeyden niye biz bir sürü almışız ya? Bence bir tane alınca bir şey beleşe falan mı vermişler acaba? Yo. Olabilir. Tekrarlanan ürün. Bir Google'a yazsana, tekrarlanan ürün neyi yazıyordu hacı? Tekrarlanan ürün kodu yazmış. Lütfen önce orijinal oyunu etkinleştirin ne demek? Yani Google'a bu yazılır. Ne yazılır başka? Ne demek Google abi sence? Google ne için kullanıyoruz ama? Acaba lütfen orijinal oyunu etkinleştirin ne demek? Çok fazla aktivasyon girişimi. Lütfen bekleyin diyor. Olan bizim Steam hesabında olmuş, evet şu an ya. Ben sana söyleyeyim. Hoca bunlardan ben öyle çok... Ne var lan? Evet hoca. Bunlardan dur lan, yapıştır lan. Yine bak. Çok fazla aktivasyon girişimi. Yani bir, başka bir tane başka bir bakayım. Hesaba girelim. İptal de. Bunlardan geç, ben geç çok yani. Almışım niyeyse. 3.45. Ulan bunların hepsini açıklamada vereyim bari videoda. Denk gelen... Yapıştırın. Götürsün. 3.45'liklerin hepsini koyuyorum açıklamaya. Artık ne çıkarsa bahtınıza. Rainbow Six Siege çıkan Random K. Rainbow Six Siege çıkan Random K. Peki nasıl random oluyor bu? Rainbow Six çıkıyorsa. Biz onu öyle ayarladık. Hayatımdaki bütün şifreleri denedim. Bir de benim şifreleri deneyelim istersen. Başka şifrem kalmadı artık. Ha. Bravo. Sonuncu da son oldu. Kurşun. Sen yapıştır lan bu Rainbow Six Siege garantili olan. Tekrardan ürün kodu. Al. Yapma şu hareketi, yapma. Ama ya. Bu tam olarak bu olmadı mı acı? Olmadı abi. Ne oldu? O hareket... Sen nereliydin bir söylesene. Ben bu ara şu Steam cüzdan kodunu deneyim. Nerelisin abi? Uzay. Abi niye nerede doğduğunu söylemiyorsun? İzmir'de doğdum önce, şurada doğdum. Sizin iki sokak arkada doğdum. Ya bırak, tekrarlanan ürün kodu çıktı senin yine Steam cüzdan keyi. Bir tane daha deneyeceğim. Başka kod yok mu hocam? Oğlum bunlar hepsi aynı, deneyelim mi hepsini tek tek yani Lütfi'cim? Ben kalanları açıklamada vereyim işte 3.45'likleri. Aha. Aha. Demo for beta testing. Abi demo, beta, test olabilecek her şey o oldu. Kara para aklama oyununa. Bir de oyun Çince mi Japonca mı neydiyse abi. Neydi oyun, demo beta test miydi? En son Triggering Simulator çıkmış moruk. Bu muymuş? Budur galiba, en son bunu açmışım. Bu da Steam'in ana sayfasına bağlı. Böyle bir şey yok yani. Dur lan, bir tane daha deneyeceğim. Kimden geldi? Herhangi bir kodu deniyorum. Hocam şu. Şu mu? Şu. Tamam lan. Onu da kesin Rainbow Six'e. İnandı. Bu videoya inandı şimdi. Sen yapıştın bu sefer. Are... İleri. Hentai. Arkadaşlar 18 artı Hentai Patch diye bir oyun çıktı. Abi video çok kötü yerlere gidiyor ya. Patch. Şu. Sen yine kütüphaneden şey yapsana. Ama 1.50'ye şey oldu. Tek oyuncu bu. Tek kişilik olmaz ki, olmaz. Oynamıyoruz biz tek kişilik oyunları. %50 indirimde arkadaşlar. 2 liraymış 1 liraya düşmüş. Kedi var isterseniz harici etkinlik olarak. Geliştiricisi kimmiş bunun? Knoko. Kuko. Kuko. En son bak hak yolunu bulmuş demiş, ben bu işleri bırakıyorum. Entayileri. Mayın patlatma oyunu yapacağım. Helal olsun kardeşim, sen de doğru yolu buldun. Arkadaşlar bence hani videonun... Dur lan, şurada başka kod yok mu? Oğlum bir sürü var, onları vereceğim işte açık. Hadi bir tane de sen seç. Hayır hayır, ürünleri. Lütfen önce orijinal oyunu etkinlik. Ben saldım bu işi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yani çöp. Çöpüm hiçbir çöpüm. Koşulda inanmanızı tavsiye çöp değil, etmiyorum. Mesela artı 18 hentai oyunu istiyorsan o çıkıyor yani. Oğlum yapımcısı bile imana gelmiş. Ama şöyle bir şey var. Biz yapımcısı imana gelen oyunu inceledik. 3.45'e kodu almışız. Oyun zaten 2 liradan 1 liraya düşmüş yani, her türlü zarardasın. Ya sen bir nereli olduğunu bir artık söyler misin? Mahmut Tuncer. Arkadaşlar yani denk gelirseniz heveslenmeyin. Evet, değil mi? Özetle.
Bir tane güzel oyun çıktı. Neydi o? Duvardan duvara. O oyun iyiydi bence. Ben onu oynarım. O oyun oynanabilir. Bir tane de bir 30 liralık mı? 32 Shenmue. Shenmue diye o bir tane. O da çok eski ama ya. Eskisini bilmiyorum ama sonuçta bir tane çıktı. Ama genel olarak bakıldığında güvenilir bir durum değil. Ha bir... Yok olur yok bunun. Bir ile falan kurtarmaz bu. Niye mesela doğum gününde bir arkadaşın sana gelse 10 tane 50 TL'lik Steam random oyun kodu hediye etse bile güvenilmez. Ve içlerinden duvardan duvara çıksa. Duvardan yine de bu işin kurtarıcı yanı yok arkadaşlar. Bence bu kodlara fazla müsamaha göstermenizi tavsiye etmiyoruz. Çok merak ediyorsan 345'e al bir tane de. Ben koyacağım zaten. Bir tanesi çalışıyordur onların. Bir 10-15 tane kaldı elimizde. Onları koyacağım. Kapanın elinde mi kalıyor? Evet kapanın elinde kalıyor. Güzel espri. Lütfi'nin nereli olduğunu tahmin ederseniz arkadaşlar yorum bölümüne sevinirim. Kendisi ya, açıklamaktan imtina ediyor. Benim şey var mı şimdi başlıkta böyle isim gözükecek mi? Lütfi Karaca'nın YouTube kanalında açıklama kısmına koydum. Bunu bir de başında açıklama da söyleyeyim. Açıklama değil oğlum başlıkta da var. Başlıkta her yok yere mu koydum. Ha. Kanalın adını değiştirdim. Ha? Şaşırmayın o yüzden. Gelin arkadaşlar Lütfi bekledim. Karaca YouTube kanalının da açıklama kısmına koydum. Ona da abone olmayı unutmayın. Dönem dönem cross videolarımız gelmeye devam edecek. Bakarsınız ortak bir kanal açmayız. Hani ben... Hala gündemimizde o konu arkadaşlar da çok öyle iyi gibi ya. Bakalım hayırlısı. Aynen bakalım hayırlısı. Diyelim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu arada hepinizin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. Aynen. 2020 hepimiz için geçti. Biraz sıkıntılı bir yıldı. Bu arada 2021 de geçti. Nasıl da? 2020 geçti ya üstüne 2021 de geçti. Bu neye güldü oradaki espri? 2020 hepimiz için geçti dedin ya. Ha ben 20 mi dedim? Ha 21 geçti. Arkadaşlar görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Lütfen kanalına abone olmayı unutmayın.